Evet, bir önceki videomda da bir modelin tarifini vermiştim. Şimdi bu modelde ona çok benziyor ama sadece omuzlarına kadar olmayacak. Bu sadece omuzdan yuvarlak, yakalı ve büzgülü bir model ve önden düğmeli. Şimdi hadi gelin modelimin tarifini verelim. Bana Instagram adresimden gönderilen ve takipçilerimin bana gönderdiği bütün modellerin tariflerini vermeye çalışıyorum. Bugün benimle bu videoda ilk kez karşılaşan arkadaşım. Ben pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımda birçok pratik dikiş tariflerim bulunmakta. Eğer dikişe yeni başlıyorsan bu videomdan değil, ilk videolarımdan başlaman tercihimdir. Hadi gelin, biz ne yapıyorduk? Kendi kıyafetimizle pratik dikiş dikiyorduk. Şimdi her zaman olduğu gibi benim elime ayarladığım artık minyatür bir beden bluzum var. Küçük bir bluz. Bu ister 50 yaşında da olsanız, 40 yaşında da olsanız, 30 yaşında da olsanız hiç fark etmez. İsterseniz çocuğunuz. Hepsi de aynı şekilde kendi bir blizinizle ister ceket, ister kaban, ister bluz, ister tunik dikebilirsiniz. Kısa olması tunik dikememenize engel değildir. Eğer ki kısa bir blizle tunik bile dikebilirsiniz. Omuzunuzdan etek boyunuzu ölçerek yapabilirsiniz. Benim videolarım pratik dikiş öğretiyorum ve videolarımda hep kıyafetle gösteriyorum. Bugüne kadar elimden geldiği kadar herkese adım adım tüm istenilen tarifleri vermeye çalıştım. Bugün de sizlere aynı bu modelin tarifini vereceğim. Şimdi ne yapıyorduk biz? Blezimizin omuzlarını birbirine birleştiriyoruz. Kol altlarımızı da birbirine birleştiriyorum. Ve ne yapıyorduk? Hırdavatçılardan aldığımız bu bir naylonla kendimize bir kalıp çıkarıyoruz. İsterseniz kalıp kağıdı da kullanabilirsiniz. Ben de bunu kurstaki bir hocamın bizlere bunu tavsiye etmesiyle öğrenmiştim ve gerçekten çok işe yarıyor ve yırtılmıyor. Her zaman elinizde bulunabilir. Kendinize ana bir kalıp da çıkarabilirsiniz. Evet. Ne yapıyorduk? İlk önce yakamızı çiziyoruz. Omuzlarımızı işaretliyoruz kıyafetimizden. Kolumuzu işaretliyoruz. Eğer ki kıyafetiniz dar geliyorsa o kıyafeti değil de size iyi gelen bir kıyafetten yapmanız tercihimdir. Ama yok, kıyafetiniz dar da ben ondan yapacağım. O zaman da çok hafif bedenlerde genişletme, çok fazla değil ama bakın çok aşırı değil. Bir santim, bir aşağıdan bir santim kol altından, omuzlardan birer, yakadan bu şekilde genişletebilirsiniz. Şimdi hemen bedenimin ön kısmını işaretliyorum. Koldan alt yerimi işaretliyorum. Kolda ön biraz arkadan daha oyuntuludur. Arkanın kolu biraz daha düz iner. Bunu da unutmayın. Ama dediğim gibi ilk kez bu videomda karşılaşıyorsanız mutlaka ilk videolarımdan dikişe başlamanız tercihimdir. Çünkü anlamakta biraz zorlanılabilir. Şimdi hemen kolumuzla yakamızın omuzumu çiziyorum. Yakamı eğer ki şimdi onu da göstereceğim. Bakın şöyle oyuntuyu biraz daha içeriye doğru girerek yapabilirsiniz. Yakanızı eğer çok açık istemiyorsanız 3 santimden, yakanızı çok açık istiyorsanız 5-8'e kadar indirebilirsiniz bu yaka açıklığını. Şimdi hemen bu bedenimizi evet kesmeden de yapabilirim. Şöyle yapalım. Şimdi bu modelde de bir önceki modelimde V inilmişti. Bu modelde de yuvarlak, oval bir şekilde inilmiş. Şimdi bunu şöyle yerini belirliyorum. Bakın 4 santim ayarlıyorum. Siz 3 santim, 4 santim ne kadar istiyorsanız kolunuzun alt kısmına da getirebilirsiniz. Yani çok fazla değil, şöyle kolun yarısından da yapabilirsiniz. Şu kısımdan da yapabilirsiniz. Şimdi bakın. Yuvarlıyorum. Bir oval çiziyorum. İlla bir yani çok ana beden kalıpları santimlemenize hiç gerek yok. Şimdi burada kumaşa yatırdığımız zaman da bir önde düğme payı olacak. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yaptığımız işlemlerde çok iyi takip edin. Şimdi kesiyorum. Yakamı çok üstten olsun istiyorum. Açıklığını ben çok açık istemiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Hemen burayı kenara alalım. Kol oyuntum dediğim gibi bakın şöyle dümdüz inin.
Hemen kavisle önde biraz daha oyuntunuz fazla olsun. Arka biraz daha düz insin kollarda. Kanalımda kol takma, kol kesme, manşet ayrı ayrı bütün videolarım bulunmakta. Şimdi hemen bunu şöyle alıyorum. Büzgü yapacağım omuz yerimden omuza doğru. Bakın kolu hiç ellemiyorum. Tam omuzun dibine doğru. Gördüğünüz gibi tam omuzun dibine doğru kesiyorum. Şimdi hemen kumaşımı alıyorum. Evet, bu modelimde bugün biraz geç çekim yaptığım için ışık açmak zorunda kaldım. Bir yansımalar oluyor ama bu modelde önde düğme var. Şimdi kumaşımı bakın katlıyorum. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın oraya da yapabilirsiniz. İsterseniz önde açık olduğu için şu gördüğünüz gibi açık kısmı getirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi ön kısmımı yerleştiriyorum. Şimdi burayı çizerek göstereceğim. Düğme payı şöyle koyalım. Düğme payı. İster 2 santimden, ister ilkini 3 santim, öbürünü 2 santimde yapabilirsiniz. Sebebini anlatacağım şimdi. Eğer 3 santimi yaparsanız şöyle tarif edeyim. Bakın aşağıda tarif edeyim. 3 santimin 1 santimini tekrar katlamaya, sonraki 2 santimde üste katlamaya. Bakın aşağıya katlayacağınızda arkaya ilk önce şu 1 santim küçük katladığınızı, sonra düğme olarak bakın böyle katladığınızda şu kenar içeride kalmış olur. Düğme ilik yerini yaparken iki türlü katlama şekli olur. Birinci katlamanın verdiğimiz o 1 santimi içeride kalır ama yok, ben direkt yapmak istiyorum. Bakın burası ilk katladığınız yer, bu şekilde de olabilir. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece direkt sülfüle yaptığınız yer, yani şu kısmı şöyle göstereyim katladığınızda. Bu kısım şu şekilde katlanabilir. İkinci yaptığım yer bindirme, yani şu karşı taraftan gelen, onu da direkt göstereyim. Şimdi diyelim ilkini katladık şöyle. Karşı taraftan gelenin şurayı katladınız. Şu ikinci katladığımız yer bindirme payı. Yani üstüne bindirme yeri. Şimdi bunu da tarif ettikten sonra hadi gelin devam edelim. İstediğiniz gibi, gösterdiğim gibi, şimdi karışmasın diye ben şu alt kısmını çiziyorum. Buraya düğme payından sonra, bakın düğme payından sonraki yerime yerleştiriyorum. Aşağıya kadar çiziyorum. Burası düğme payı çevirme yerim. Şimdi burada yapmanız gereken şurayı da çizip ilk önce o şekilde gösterelim omuzumuz. Burada yukarıda büzgü olmayacağı için aynısını yapıyoruz. Bakın aynısını, büzgü olmayacak. Büzgü aşağıda takılan parçada olacak. Bunu bu şekilde çiziyorum. Direkt çiziyorum. Burası şu düğme pay yerim. Burası düğme pay yerim. Bu oval, yakadaki oval. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kesiyorum. Evet, benim de kameramın tam tersine yerleştirmişim. Şöyle alalım. Paylı. Tekrar söyleyeyim. Paylı. Paysız dikiş yaparsanız, dikişte kaymalar olduğunda o size kurtarma payıdır. Yani bir yanlışlık yaptığınızda sizi her türlü kurtarmak için bu pay olması gerekir. Evet, şöyle yakamızı da paylı bir şekilde kesiyorum. Şurayı da. Evet. Hemen yan tarafı da alalım. Burayı şu şekilde çıkarıyorum. Önüm iki parça. Şimdi hemen karşıya alacağım. Evet, kumaşımı, ince benim kumaşım. Şöyle gördüğünüz gibi bu düğme paylarını şöyle katladığınızda üst üste, bakın üst üste
bu düğme payınız bu şekilde binmiş olacak ve yukarıdaki oval kısmınız oluşmuş olacak. Burayı tekrar şöyle göstereyim. Şimdi alt kısmının kesimine gelelim. Evet, şimdi kafanızın karışmaması için omuzdaki yaka kısmınızı alt kalıbın üst kısmına koyun. Neden? Burada yaptığınız düğme payını bakın şu şekilde ön kısma ilk önce alt kısma da bu şekilde çizip yerleştirin. Şimdi bunu direkt buraya koyamayız. Neden? Altta büzgü yapılacak. Yani alt kısımda büzgü olacağı için bakın biraz fazla olması. Bakın şurada fazlalık. Yani bu fazlalığı büzmüş olacaksınız. Bu bütün modellerde aynıdır. Yani bedeninizin önünde biraz fazlalık bırakıp bu büzgü payıdır kalan bunu yaymış olacaksınız. Şimdi diyelim ki uzun istiyorsunuz. Uzun istiyorsanız omuzunuzdan boyunu bu şekilde boy kısmını ayarlayabilirsiniz. Yani ister kısa bluz yapın, ister dize kadar tunik yapın, ister elbise tarzı yapın. Bunu omzunuzdan boyunuzu bu şekilde ayarlayarak yapabilirsiniz. Şimdi ben minyatür olduğu için kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hemen alt kısmımı çiziyorum. Bakın buradaki yakanın yuvarlığını ilk önce bu yakanın yuvarlığını belirliyorum. Karşıya kadar gidiyorum. Kol kısmını belirliyorum. Çünkü kol omuzdan direkt yerleşti. Evet, bu şekilde yerleşecek. Gördüğünüz gibi verdiğim paya bakın. Biraz pay oldu. Önde düğmeyi verdim. Bu fazlalığı büzeceğim. Düğme payım yerinde kalmış olacak. Hemen bunu da kesiyorum. Ben bu tarafta biraz payı az bıraktım. Siz burada da biraz fazlalık bırakın. Ben minyatür yaptığım için şu an fazla bırakmadım. Yani yanlardan mutlaka bir fazlalık payınızı fazla bırakmanız sizin için iyi olur. Şimdi buradaki kumaş alıyorum. Hemen şunu şuradan alalım. Burayı da paylı bir şekilde. Her yeri keserken hep paylı bir şekilde. Çünkü altta kalacak dikiş paylarımız olacak. Gördüğünüz gibi. Burayı da. Şimdi bunu ortadan ayıracağım. Çünkü ben tam katlı yerine getirmiştim. Katlı yerine getirmeden de yapabilirsiniz. Bakın şimdi karşı. Şu karşıyı işaretleyelim. Şu düğme yerlerini işaretleyelim. Evet. Buradaki düğme yerlerini de işaretliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya hemen koyacağım. Burası düğme paylı yerlerimiz. Şöyle yerleştirelim. Şu düğme payı yerimiz. Hemen karşı tarafınkini de alıyorum. Karşı parçamı da alalım. Ben artık dikim göstermiyorum. Çünkü kanalımda adım adım dikim dikiş tariflerim bulunmakta. Artık model tarifi veriyorum. Dediğim gibi ilk dikişe başlıyorsanız mutlaka ilk videolarımdan başlamanız tercihimdir. Gördüğünüz gibi şimdi bunun buradaki fazlalığını buraya şu şekilde büzüyoruz. Burası bakın şu düğme yerlerini ilk önce düğme yerlerini birbirine denk getirin. Burası çok önemli. Çünkü orada büzgü yapmayacağınız için düğme yeriniz aynı şekilde aşağı inmesi gerekiyor. Burayı ilk önce tutturun. Sonra buradan sonrasını buraya büzüp yerleştirin. Bakın karıştırmamanız için oldu ya kafanız karışır. Kestiğiniz kalıbı şu şekilde önünüze yerleştirin. Bunu koyarken en tecrübeli bir terzi de olsanız emin olun bazen dikişte insanlar bazı şeyleri hatırlayamayabiliyor. O anda dalabilirsiniz. O yüzden bunu bu şekilde koyun. Bakın omuz burası. Kolu yerini yerleştirdim. Çeviriyorum. Bakın şimdi çevireceğim. Gördüğünüz gibi şu kısmı, ön kısmı büzerek yerleştirdim. Bakın burası şu an karşı kısım. Yani tek tarafı şu şekilde. Bakın şurası kol. Burayı unutmayın. Şöyle göstereyim ki tam anlamıyla. Bakın şurası kol. Kafanız karışmasın diye. Burası kol.
Gördüğünüz gibi şu kısımda ön kısmınız. Burası düğme yerleri. Şurayı tekrar çiziyorum. Burada düğme yeri var. Şu kısımda. Ve düğme yerinin tekini katlıyorum. Öbür ikincisi üste katlama yeri. Yani ilkini katlıyorum. İlkini katlıyorum. Bir önceki tarifim gibi de yapabilirsiniz. Artık makineden dikmeden böyle tarifler veriyorum. Neden dikmedin diye sorarsanız. Benim kanalımda adım adım dikiş tariflerimin hepsi bulunmakta. Ben sadece artık Instagram adresimden gönderilen modellerin tariflerini veriyorum. Adım adım bugüne kadar bütün dikiş tariflerini gösterdim. Nasıl dikim yapıldığını gösterdim. Oradan başlarsanız, yani ben anlamadım, ben dikişi yeni öğreniyorum dediğinizde kesinlikle tabii ki bunu ilk anda anlamayabilirsiniz. O yüzden mutlaka dikişin ilk videolarından başlamanız tercihimdir. Tekrar gösteriyorum, bakın şu an. Şimdi ikinciyi de karşısına yapıp yerleştireceğim. Evet, karşı tarafı da yerleştirdim. Tam göstermek için şöyle size. Omzumuzu da şu şekilde ayarlayalım. Bakın ön kısımda buranın da şöyle düğme yerini önden görünmesi için çizeyim. Burası da katlama yerimiz. Makineye oturmuyorum. Pratikten hemen göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada, evet, ikinci çizgi yerimizde şöyle göstereyim üstten. Üste bindirme yerimizdi. Bakın. Bu da bir yakadan, robadan büzgülü kıyafet. İster çocuğunuza, ister kendinize bu kıyafeti yapabilirsiniz. Şimdi buradaki kolu da çizeyim. Tabii iğneli olduğu için size şu an farklı gelebilir. Ben makineye oturmadan pratikte göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi. Bu da robadan büzgülü. Bir önceki videomda bunu V şeklinde yapılmış ama kola kadar inmişti. Bu koldan değil, direkt omuzdan yuvarlak robadan yapılıyor. İster çocuğunuza, bu zaten bana gönderilen bir model tunik yapılmış. Önden düğmeli aşağıya kadar tunik şeklinde. Bakın kısa da yapabilirsiniz. Çok hoş duruyor. İlla uzun yapmanıza gerek yok. Kısa veya uzun. İster çocuğunuza, ister kendinize. Bu modeli herkes kendine uygulayabilir. Şöyle bunu da kenara koyayım ki resmini çekerim. Instagram'dan da bana ulaşarak tıkıldığınız, anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Bakın bu videoyu izleyen arkadaşım, dikişe yeni başlıyorsanız mutlaka ve mutlaka direkt böyle bir videodan başlamayın. Dikişe başlamak için basit modellerden başlamak daha iyidir ve daha kolay öğrenimi sağlar. Ben pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımda kendi kıyafetinizden nasıl dikiş dikebilirsiniz onu gösterdim. Bugüne kadar çektiğim bütün videolarda evinizde oturduğunuz yerden dikiş öğrenebilirsiniz. Instagram ve Facebook adreslerimden de bana ulaşıp istediğiniz modelleri, takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni mutlaka takip edin.